Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. 17 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 220.572, can kaybı 5.508 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili açıkladı. İşte o 5 il İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bursa. Sokağa maskesiz çıkılmamalıdır. 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre bugün 43.404 test yapıldı, 931 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 992 kişi ise iyileşti. Toplam test sayısı 4.316.781, vaka sayısı 220.572, vefat sayısı 5.508 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.243, solunum cihaza bağlı hasta sayısı 385, iyileşen hasta sayısı ise 203.002 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek 5 ilimiz İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'da da şu an polinomyelit hastamız yok ifadesini kullandı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da 2 gün önce yapılan bir düğünde 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiğinin öğrenildiği, Trabzon'da ise gelin dahil bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesinin uyarısı yapıldı. Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günde tam 234 evde karantina uygulaması başlatıldı. 152 evde uygulanan karantina uygulaması ise sonlandırıldı. Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günde 234 evde karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine il hapsızsa kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Akçakale ilçesinde 1, Bilecik ilçesinde 21, Bozova ilçesinde 11, Ceylanpınar ilçesinde 6, Eyüpiye ilçesinde 35, Haliliye ilçesinde 31, Hilvan ilçesinde 8, Karaköprü ilçesinde 89, Siverek ilçesinde 3, Suruç ilçesinde 16 ve Viranşehir ilçesinde 13 olmak üzere toplam 234 adreste karantina tedbiri uygulamasına karar verildi. Öte yandan Akçakale ilçesinde 2, Bilecik ilçesinde 5, Bozova ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 15, Eyüpiye ilçesinde 9, Haliliye ilçesinde 37, Harran ilçesinde 1, Hilvan ilçesinde 4, Karaköprü ilçesinde 43, Suruç ilçesinde 4, Siverek ilçesinde 5 ve Viranşehir ilçesinde 26 olmak üzere 152 adreste uygulanan karantina ise sona erdirildi. Lütfen biraz daha dikkat edelim. Dikkat etmekte fayda var. Birkaç hafta öncesine veya birkaç ay öncesine dönelim. Şanlıurfa özelini konuşursak işte falan korona olmuş, falanın akrabası olmuş ama artık son günlerde korona kendi ailemizin içine dahi girdi. Çok yakınımıza yaklaştı ve vaka sayılarında inanılmaz bir artış var. Lütfen tedbirleri elden bırakmayalım diyoruz ve devam ediyoruz. Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Abdullah Er'in başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Devam eden, tamamlanan ve planlanan kamu yatırımları hakkında kamu kurum kuruluşu yetkililerinin bilgiler verdiği toplantıda belediye başkanları ile meslek kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Sadece taksitini talep ediyoruz Mahmut Bey.
Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Abdullah Er'in başkanlığında valilik toplantı salonunda yapıldı. Devam eden, tamamlanan ve planlanan kamu yatırımları hakkında kamu kurum kuruluşları yetkililerinden bilgiler verildiği toplantıda belediye başkanları ve meslek kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Vali Abdullah Er'in, tüm dünyada etkili olan ve devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkıntılı bir dönem olduğunu ve yatırımlarda bir miktar azalma olduğunu belirterek, ancak geçtiğimiz birkaç yıllık süreçte eğitimden sağlığa birçok alanda büyük adımlar atıldı, yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün COVID-19'da çok büyük bir sorun yaşamamızın altında daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz yatırımlardan dolayıdır dedi. Çok şükür eğitimden sağlığı birçok alanda çok büyük adımlar atıldı, yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün COVID-19'la mücadelede çok büyük sorun yaşamamızın altında da daha önceki dönemlerde yapmış olduğumuz yatırımlar geliyor. Eğitim sektöründe yine son sadece 3 yıl, hatta 2,5 yıllık süre içerisinde 4000 dersliğin üzerinde derslik inşa edildi. Diğer onlar inşa edilmeseydi sürekli artan ve çok genç bir nüfusa sahip olan Şanlıurfa'mızda eğitimde çok ciddi sorunlarla, darboğazlarla karşı karşıya kalacak. İyi ki o yatırımları yapmışız. 60.000 kişi doğuyor, 20.000 kişi vefat ediyor. Yani 20.000'i çıkardığımızda dolayısıyla her yıl 45-50 bin ilave nüfus demek bu. Bu nüfusun da ihtiyacı olan, eğitimden sağlanan birçok alanda, istihdama kadar birçok alanda yeni yatırımlar yapmamızı gerektiriyor. Ulaştırma sektöründe de en çok son 15-20 yılda yatırım yaptığımız sektörlerden bir tanesi. Çok şükür ana güzel bir anlarda arterler, otobanlar, duble yollar, herhalde 450 kilometreye ulaştı bizim duble yol uzunluğu. Bunlar hep 15'in yıllık süre içerisinde yapılan. Haran Üniversitesi Osman Bey kampüsü bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından anında müdahale edilerek yangın birkaç saat sonra kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yine uyarıyoruz. Lütfen bu konuda da şu yaz günlerinde, şu sıcak günlerde dikkat edelim. Bilinmeyen sebeplerden dolayı Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarı hemen değerlendiren Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçerek 25 itfaiye aracı, 30 iş makinesi ve diğer araçlarla beraber 150'ye yakın personelle yangın daha fazla büyümeden müdahale edildi. Alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak bölgeye yardım gelmesi için gerekli girişimlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye büyük bir seferberlik başlatılırken bir yangın söndürme helikopteri ile bir yangın söndürme uçağı yangın ile mücadeleye destek verdi. Yangın alanında incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül yaptığı açıklamada şunları söyledi. Çeyrek geçer. Evet, ilk fark eden biz olduk. Ama esas olan... Şu anda üniversitemizin arkasında Mağaracık bölgesindeyiz. Burada yangın var. Tabii yangını duyar duymaz itfaiyemiz buraya geldi. Biz de irtibata geçtik. Milletvekillerimiz irtibata geçti. Uçak ve helikopter, yangın söndürücüler gelsin diye. Helikopter yangın söndürücümüz şu anda havaalanında. Bu konuda bilgi aldığımızda yangının aynı anda saat 3.15'te, 15.15'te başladığını, ancak yangının birçok yerde başladığını arkadaşlar ifade ediyorlar. Güvenlik birimlerimiz burada. Konuyu araştırıyorlar. Elbette Urfa'mız için çok üzücü bir durum. 16 yılda yetiştirilmiş bir ormanımız burada. Ve bilindiği üzere Şanlıurfa'mızın çok geniş ormanları yok. Bu hangi şekilde çıkmışsa onu şu anda tespit etmemiz mümkün değil, ama güvenlik birimlerimiz bunu araştırıyorlar. Sonucu kamuoyuyla paylaşacaklar. Bize de bilgi ulaştığında kamuoyumuzla paylaşacağız. Ancak kendi itfaiyemizle
yangın kısmen kontrol altına alındığını görüyoruz. Gaziantepspor Kulübü eski başkanı Şanlıurfalı iş adamı Hasan Şahin Şanlıurfa Spor'la ilgili bir basın toplantısı düzenledi bugün. Şahin basın toplantısında bana görev verildiği takdirde yabancı futbolcular sorununu bir günde çözerim, diğer sorunları da ikinci günde çözerim dedi. Urfa Spor gerçekten bakıyorsunuz geçmişte ben hep bunu dile getirmiştim. İşte küçücük ilçeler veya Urfa şehrinin dörtte biri olan, üçte biri olan iller, Süper Lig'de Rize, dün işte Hatay Spor çıktı, buna benzer takımlar varken Şanlıurfa Spor neden 50 yıllık tarihinde, 51 yıllık tarihinde sadece ve sadece 2 yılını PTT 1. Lig'de geçirmiş ve ondan sonrası hep 2. ve 3. Lig'lerde mücadele etmiş. Hadi biz ona da razıyız derken bugün Urfa Spor kapatılmayla karşı karşıya. Karaköprü'yü Şanlıurfa Spor'un yerine monte etmeye çalışıyorlar. İnanın ki bu proje tutmaz. Yani 3-5 milyona Şanlıurfa Spor kurtulur. Ben burada iddia ediyorum. Aylardır uğraşılıyor. Diyor ki yabancı futbolcuyu biz ikna edemiyoruz. Ben hepinizin huzurunda, ben bir Şanlıurfalı olarak, ben yarım saat işte 15 dakikadır, 20 dakikadır hani kendimi tanıtıyorum ya. Ben 6 ay değil, 6 günde hatta Sayın Valim yarın sabah bana görev versin. Ben akşam mesai bitimine kadar yabancıları bitireceğim. Bir gün sonra da yerleri bitireceğim. Yani bu çok basit bir olay. Neden? Bu çözülmüyor. Ben hala anlamış değilim. Peki diyelim ki hani Karaköprü Spor'u almaya kalkarsanız yine 5-6 milyonunuz gidecek. Yani ben buradan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Hani yaptı demiyorum. Belki ama böyle bir düşünce olduğunu ben basında okuyorum. İşte taraftarların içinde bunu duyuyorum. Yani bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Hadi Karaköprü Spor'u çıkaralım. Ama 51 yıllık bir tarih var. Bir geçmiş var. Siz bunu silemezsiniz ki. 50 milyon, 20 milyon, 30 milyonlara gerek yok. Sadece ve sadece. Ben para da istemiyorum. Sayın Valim ve Belediye Başkanım, ben basında gördüğüm, hani işte 1,5 milyon TL Valilik Vakfı'nda 3 milyonu da işte Sayın Belediye Başkanımız sponsor olarak hani telaffuz ediliyor ya. Ben bu parayı da istemiyorum. Sayın Valim ve Belediye Başkanım, yarından itibaren bir komisyon oluştursunlar. Ben şahsım da yine sizin huzurunuzda 1 milyon TL'sini daha kongre olmadan sadece ama işte atasın basının huzurunda 1 milyon TL'sini de ben şahsım koyacağım. Kendileri de 4,5 milyonu ve bir komisyon atasınlar. Ben çünkü o şey programı çıkarmışım. Kurtulma reçetesini. 5 tane yabancı var. Romanya'nın Dinamo Bükreş kulübü var. Bunların ücreti ödensin. Yerlere de yaklaşık %5, %6 ile ben anlaşmışım. 1 milyon. Yani toplamında 5-6 milyona hem eski transfer yasağı kalkacak, transfer tahtası açılacak. Hem de yeni transfer için önü açılmış olacak. Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya yakışır projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi mahallesinde yapım çalışmalarını sürdürdüğü Eyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatında sona yaklaştı. Peygamberler şehri Şanlıurfa'ya yakışır projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi mahallesinde yapım çalışmalarını sürdürdüğü Eyüp Nebi Cami Külliyesi inşaatında sona yaklaştı. Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Valiliği ve Viranşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen projede içerisinde barındırdığı kutsal değerlerin hassasiyeti gözetilerek itinayla çalıştırılıyor. Bu bağlamda ilk olarak Eyüp Nebi Mahallesi'nde 1400 metrekare alan üzerine kurulacak olan caminin yapım çalışmalarında sona gelindi. İlerleyen günlerde yapım çalışmaları tamamlanacak olan Eyüp Nebi Cami Külliyesi toplamda 1000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasiteye sahip. Tüm ayrıntıların düşünüldüğü külliyede aşevi ve dinlenme alanları da yer alacak. Ve İstanbul merkezli 17 ilde uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen liderliğini FETÖ üyesi OKE'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 121 şüpheliden 96'sı yakalandı.
asgari 5 milyon euro vurgun yapan çetenin şu ana kadar bu yöntemle kanun kaçağı 750 kişiye yurt dışında çıkardıkları tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri insan kaçakçılığı yapan Kabataşlar adlı yeni suç örgütü tespit etti. Liderliğine FETÖ üyeliğinden aranan Okan'ın yaptığı Kabataşlar adlı suç örgütüne yönelik yapılan araştırmalarda örgütün özellikle Türkiye'de örgüt üyeliğinden aranan kişileri, bakaya durumundaki asker kaçakçılarını ve terör örgütleri çoğu FETÖ, PKK ve benzeri örgütlerle bağlantıları nedeniyle kanunen aranan kişileri para karşılığında çeşitli güzergahlarla önce Balkan ülkelerine, oradan da Avrupa Birliği ülkelerine çıkardıkları tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kaldıkları adresleri tek tek belirleyen emniyet güçleri, FETÖ üyeliğinden aranan suç örgütü lideri OK ile bir aktif, ikisi emekli, 3 polisin de aralarında olduğu 121 kişinin yakalanması için operasyon kararı alındı. 10 Temmuz Cuma gecesi İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren göçmen kaçakçılığıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, ikisi yabancı uyruklu 121 şüpheliden 96'sı yakalanarak gözaltına alındı. Çete lideri Okan'ın tespit edilen adresinde bulunmadığı öğrenilirken firari 25 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 260 tane tabanca mermisi, çeşitli ülkelere ait 59 pasaport, 129 cep telefonu, hafıza kartları, 120 adet çeşitli şirketlerin ait sim kartları, 4 dizüstü bilgisayar, 587 sayfadan oluşan farklı ülke vatandaşlarına ait kimlik, pasaport ve vize bilgileri içeren belge, 2 şirket kaşesi ve 3 adet polis emekleri yardımlaşma ve dayanışma derneği tanıtım kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken 42 zanlı adli kontrol şartıyla 30'u da emniyetteki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında sürdürülen çalışmalarda suç örgütünün çalışma yöntemleri de deşifre edildi. Söz konusu çetenin yurt dışına çıkarmaya çalıştığı kanun kaçakçılarını 5 ila 10 bin avro paraya ülke dışına çıkardıkları belirtildi. Şu ana kadar 70 kişiyi yurt dışına çıkardıkları tespit edilen insan kaçakçılarının bu çalışmayı iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Haliliye Belediyesi ilçe genelindeki park ve yeşil alanları çiçeklerle donatmaya devam ediyor. Ekipler yapımları devam eden parklarda peyzaj ve çevre düzenlemesi yaparken mevcut parklarda da bakım, onarım ve mevsimsel koşullara uygun çiçek ekimleri gerçekleştiriyor. Haliliye Belediyesi ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yeni parklarda çevre düzenlemesi yaparken mevcut parklarda ise bakım, onarım, çiçek ekimi ve budama yapıyor. Yeşil alanı ve rengarenk çiçekleriyle göz dolduran parklarda çalışmalar titizlikle sürdürülürken dikilen çiçek ve diğer bitki türlerinin devamlılığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor. Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde yapımı devam eden yeni parklarda da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şanlıurfa Evren Sanayi Kooperatifi Başkanı Mustafa Aslan, sanayi sitesi içerisinde park ve yeşil alanları işgal eden yapılara esnaf tarafından tepki gösterildiğini belirterek bugünden itibaren konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Efendim, şimdi biraz önce de yine esnafımızın ciddi anlamda sitem ettiği ve sitemizde ne yazık ki yeşil alanların ciddi anlamda tahrip edildiği, yeşil olan ağaçların kesildiği, bunların yerlerine de yapılar yapıldığı. Şimdi tabii ki Evren Sanayi Sitesi Kooperatifi kamu yararı kararı gereği yeşil alanları yerel idareye terk etmek zorunda. Biz de Evren Sanayi Kooperatifi olarak yeşil alanları
yerel idareye terk etmişiz. Yoldur, kaldırımdır, yeşil alandır. Şimdi ne yazık ki birçok ağaçlarımız, yeşil alanlar, 20 yıl yetiştirdiğimiz ağaçlar kesilip bunlar iş yerine dönüştürülmekte. Bizim bu konuda birçok yazışmalarımıza rağmen halen maalesef çözüm üretemedik. Ve bu süreç de devam ediyor. Bugün de gittiğimiz zaman baktık bir esnaf hiç kendi alakası olmayan, mülkiyeti olmayan parkı iş yerine dönüştürüyor adam. Yani sanki burası dağ başı. İsteyen istediğini yapabilir. Şimdi buranın bir imar durumu var. Buranın bir imarı bittikten sonra yapılan iş yerlerinin iskanı var. Bu ciddi anlamda esnafımızın büyük tepkisine sebep olmaktadır. Onun dışında baktığımız zaman 611 nolu parselde de Evren Sanayisi Kooperatifi ve Belediye şehir merkezinde esnafın taşınmasıyla beraber orada iş yerleri yapıldı. Tabii orada gerek cins gerekse hukuklar sorunlar devam etmekte. Ancak o bölgede de baktığımız zaman bazıları olanlara kimidir ben kiralama yapmışım, kimidir ben erzimsi yatırmışım. Şimdi takdir edersiniz ki o bölgede bizim yeni iş yeri yapacağımız alanlara takabül etmektedir. Kimisi ağaç ekmiş, ben buraya ağaç dikmişim. Şimdi biraz önce de Sayın Eyüpiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş Bey'i konuyu arayarak arz ettim. Sahada gittik, iş yerinde de orada da arayarak baktık ki sahada da ciddi olumsuzluklar var. Orada da görsel olarak da size ifade ettim. Evren Sanayi Sitesi Şanlıurfa'nın gerek ekonomik gerekse sosyoekonomik açıdan önemli bir proje. Şimdi bu kadar gelişi güzel, her isteyen istediğini yapmakta bu esnafımız arasında çok büyük huzursuzluklara meydan vermektedir. Evren Sanayi Sitesi yaklaşık şu an imar planında yapılmış olan 1500 civarında iş yerimizin bu şekilde olumsuzluklara baktığımız zaman sayısı diyelim ki 150 kişi. Ama 1350 kişiyi mağdur etmektedir ve tepkilerine sebep olmaktadır. Bir an evvel buna çözüm üretmemiz gerektiğini, yarın inşallah görüşmemiz neticesinde ortak akılla burada buna bir çözüm üretirsek esnafımızı memnun edecektir. Karaköprü'de yeni açılan yollar kilitli parke ile döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olan Karaköprü ilçesinde artan nüfusla beraber doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçede yeni açılan yollarda kilitli parke taşı döşemesi yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Karşıyaka Mahallesi'nde yeni açılan yolları kilitli parke ile döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Ekipler altyapısı biten yollarda da kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve altyapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen İşleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü'de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarken ilçe genelinde deforme olmuş yollarda da onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ceylanpınar ilçesinde zili çalan polisi ellerinde ev halkı eşyalarıyla birlikte görünce aile soyulduğunu o an anladı. Edinilen bilgiye göre olay Ceylanpınar ilçesine bağlı Adnan Menderes mahallesinde yaşandı. Suriye'den Türkiye'ye gelerek Ceylanpınar'a yerleşen Abdulaziz Hammadi ailesinin evi sabah erken saatlerde soyuldu. Balkondan eve giren hırsızlar 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Bölgede devriye atan polisler RK ve YE isimli şahısların o saatte sokakta olmalarından şüphelendi.
Durdurulan şahısların üst aramasını yapan polisler taşıdıkları çanta içerisinde 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ve bir miktar para olduğunu belirledi. Zanlılar polisin sorgusunda hırsızlık yaptıklarını itiraf etti. Polis ekipleri iki zanlıyı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık olayının gerçekleştiği eve gitti. Evin zilini çalan polisler uyuyan aileyi uyandırdı. Kapıyı açan aile polisi ellerinde eşyalarıyla görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Soyulduklarını o anda fark eden aile polis ekiplerine teşekkür etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından hırsızların çaldığı malzemeler aileye teslim edildi. Şanlıurfa'da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar sıcak havada ortaya çıkan ve tehlikeye neden olan hayvanlardan korunmak için kapanlara yöneldi. Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da kent geneline yaklaşık 50 derecenin üzerinde hissedilen sıcaklık ile vatandaşlar zor günler geçiriyor. Sıcak hava ile kırsal mahallede yaşayan vatandaşları da yılan korkusu sardı. Yılan korkusu saran vatandaşlar tarihi çarşılar bölgesinde yer alan kapan satıcılarına koştu. Bu görmüş olduklarınız, size teşhir etmiş olduklarım yılan kapanı, cardon kapanı, tilki kapanı. Tilki kapanı olaraktan imal etmiş olduğumuz kapan, tilki yakalar, tavşan yakalar, kedi yakalar, rahatsızlık veren bütün hayvanları yakalar. Haliliye Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet İzci ve Haliliye Belediyesi Grafik Tasarımcısı Emine Maç hayatlarını düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle birleştirdi. Haliliye Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet İzci ve Haliliye Belediyesi Grafik Tasarımcısı Emine Maç düzenlenen mevlidi düğün töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen düğün töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti. Törene çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen törende çiftin nikahını Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat kıyarken nikah şahitleri ise AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar İzol, Haliliye Belediyesi Meclis Başkanı Cengiz İzgördü, Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, Ali Kaya, Şerdil Karahan, Mehmet Eyüpoğlu ve Mehmet Maç oldu. Tabii burada pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe korunaraktan bir evlilik düğün töreni merasimi icra etmeye çalışıyoruz. Sizlerin de bu sosyal mesafeye uyduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hatta pandemi nedeniyle de bu törenin biraz daha ertelendiğini ifade etmek istiyorum. Ama olsun, bir an önce olsun mantığıyla hareket ettik. Sağ olsun Büyükşehir Sosyal Tesisleri de bizlere yardımcı oldular. Gelinimize ve damadımıza biz onlara da teşekkür ediyoruz. Emine Maç ve Mehmet İzci kardeşlerime ben de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Devam edelim. Barış Pınar Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telebiyat'ta gençlerin sporla sosyalleşmesi ve uzun yıllar maruz kaldıkları çatışma ortamının stresinden uzaklaşmaları amacıyla düzenlenen futbol turnuvası final maçı ile sona erdi. Barış Pınar Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tel Aviv'te gençlerin sporla sosyalleşmesi ve uzun yıllar maruz kaldıkları çatışma ortamının stresinden uzaklaşmaları amacıyla düzenlenen futbol turnuvası final maçıyla sona erdi.
Barış Pınarı Futbol Turnuvası adıyla Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada 8 takım 16 karşılaşmada kıyasıya yarıştı. Bugün oynanan final karşılaşması El Cevap ve Aynel Aruz takımları arasında oynandı. 3-1 sona eren final karşılaşmasının ardından El Cevap takımı şampiyon olurken Aynel Aruz takımı ikinci, El Hatuniye takımı ise üçüncü oldu. Karşılaşma sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi. Tel Abyad gençlerinin ve çocuklarının da büyük ilgiyle takip ettiği final karşılaşması sonrasında memnuniyetlerini ifade eden genç sporcular, Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirerek Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e ve bölgede kendilerine her türlü desteği sağlayan çalışanlara teşekkür etti. Bu haberle birlikte bülteni noktalıyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar, umutlu yarınlar. We'll be right back.